Merhaba arkadaşlar, hepinize Bartın'dan selamlar ve sevgiler. Kastamonu'nun ardından Safranbolu yaparak buraya geldik. Akşamı burada geçirdim. Oldukça güzel bir yer, lakin oldukça da küçük. Biraz da karışık, öyle demek lazım. Yine de gezmek için güzel. Amasya'nın güzel olduğunu söylediler ama Amasya'ya gitmeyeceğim. Çünkü önümdeki programda Zonguldak, Yedigöller ve Bolu var. Bunu tamamlamam gerekiyor. Bu nedenle de bizim Amasya'ya gitmememiz gerekti. Artık turu da bitirirken hızlı hızlı programı, bu küçük illerimizi geçmeye çalışıyorum. Amasya için şöyle bir programımız zaten olduğu için biraz da gitmedim. Kıyıdan Türkiye turu yapacağımız için, deniz turu, Amasya'yı geçme gibi bir hakkım olduğunu kendimle gördüm. Öyle oldu. Şimdi burada kent müzesi varmış. Kent müzesine gezeceğiz. Bunun da ardından hemen şehir içinde biraz dolaşıp buraya veda edeceğiz. Maalesef şansımız adam, Sinop'tan bu yana kapalı hava mevcut. Kastamonu da oldukça güzeldi. Lakin Sinop ve burası buldu. Şimdi burada dün akşam konser gibi bir şey vardı. Belediye başkanı konuşma yaptı. Biraz dinledi. Mavi bayrak aldıklarını söyledi. Bununla ilgili de etkinliği yapacaklarmış. Karadeniz'de 7 adet mavi bayraklı plaj var. Biri de Bartın'da. Tabii deniz gezisini umuyorum ki önümüzdeki yıl yapacağız. Bakın burada bugün pazar var. Bartın pazarı. Dün akşam ben buradan geçtim. Burayı ayrıca otopark olarak da kullanıyorlar. Sanıyorum ne yazıyordu? Salı ve Cuma günleri pazar oluyormuş. Bugün de günlerden Cuma. Şimdi o pazarın içine girmeyeceğiz. Zaten buradan görebiliyoruz. Sebze meyve ağırlıklı. Çok da büyük olmayan bir pazar. Evet, küçük güzel bir yer. Bu dün akşam bahsettiğim konserde bu sol tarafta oldu. Biraz gürültülü bir şeydi. Ben tabii katılmadım. Evet, böyle ilerliyoruz. Bartın'ın merkezi buralar. İyi bir video olmayacak. Zaten son günlerdeki hızlı program ve kapalı hava daha değişik durumla iyi videolara izin vermiyor maalesef ki. Açıkçası Bartın'ı ben merkezi sevdim. O kadar kötü bir yer değil. Trafikle ilgili bir sıkıntı var. Biraz sabırsız insanların olduğunu düşünüyorum burada. Küçük olmasına rağmen de böyle. Arkadaşlar bu gece yukarıda. Bakın buraya sergi falan da açmışlar. Ama sergileri çok fazla böyle gezmek istemiyorum. Çünkü
ressamın izini olup olmadığını bilemeyiz. Şöyle uzaktan gördük. Orada bir resim sergisi açmışlar. Üstünde de merdivenlere çıkınca kent müzesi var. Evet, buralar böyle. Şimdi devam edeceğiz. Burada bir çeşme var. Ben gidip ona bir bakayım. Yani akıyor sanırım. Evet. Arkadaşlar, kent müzesine gidip oradan da Bartın'dan ayrılmayı düşünüyorum. Etnografya müzesi varmış. Sanırım onlar da özel kişilerin, yani bakanlığa bağlı olmayan müzeler, oluşturduğu müzeler, şahıs müzeler olabilir, bilmiyorum. Gidip görmek lazım aslında ama etnografik açıdan bir müze benim artık ilgimi çekmiyor. Çok fazla etnografya müzesi de gezdik. Genelde böyle bal mama heykeller falan olduğu için öyle bir sıkıntı oluyor. Yani onları artık görmek, tasvirlerini görmek işte sıkıcı. Şimdi kent müzesine de gelmişken girelim. Yani bir yere girelim muhakkak ki. Oradan da ayrılalım. Çünkü yolumuz uzun. Zonguldak'a gideceğiz. Orada da tabii madencilik üzerine müzeler var. Ha? Oralara bir bakarız. Burası trafiğe kapalı bir alan. Arkada caddede trafik akıyor. Böyle karışık bir durum var şehrin genelinde. Bak, çok güzel çiçekler var. O girişte küçük küçük heykeller vardı. Müzenin orada da olacak. En azından onu görürüz. Yani belediye aslında çalışmış. Oldukça güzel. Her yer çiçek, her yer yani derli toplu güzel. Müze binası. Sanıyorum ki bu. Şöyle bakacağız. Evet, müzeye girdik. Çok ilginç bir şekilde, çok güzel. Mesela İngiliz Müzesi'nde karşılaştırdığım zaman buradaki müze muazzam müze. Evet, biraz etnografik olarak burayı yapmışlar. Ceviz, erik, elma, kestane, armut, fındık, mısır, yulaf, yonca, buğday, patates, tarım ve hayvancılık, en çok domates, salatalık, galla pazarı diyor. Müze oldukça güzel ve dolu. Bir bakalım. Kendi planı. Yani şehrin içindeki yapılar hakkında da bilgi alabiliyorsunuz. Ama bu yapılar sanıyorum ki aktif kullanılıyor. Birçoğu şehrin içinde kaybolmuş gibi. Yeterli bir tanıtım yok.
Yani müze için demiyorum. Dışarıdan gelen biri için. Üst kısım böyle. Daha fazla çekmek istemiyorum. Yani fotoğraf çekeceğim. Dışarıda biraz daha bakarız. Yani müze oldukça güzeldi. Yani alt kısımlarını çekmedim. Üst kısımlarını bayağı bir çektik. Belediyeyi kutluyorum, tebrik ediyorum. Belediye imkanlarına böyle bir müze oluşturulmuş olması bence takdire değer. Çok güzel, şehrin de tam ortasında bulunan bir müze. Bakalım, dönüşte camilere de bakabiliriz. Yukarı doğru gidiyorum. Biraz da buralarda gezelim. Trafik açık alanlarda. Aslında artık yaz geldi. Böyle olunca hava kapalı, bir yandan sıcak, tuhaf bir durum. Ve bizim tabi seyahatte o çıkmadan önceki bir soğuk geldi. 10 gün orada ertelemek zorunda kaldık. Belirli yerlerde de hasta olduk. Ya da işte belirli noktalarda da gittiğimiz şehirlerden ayrılamadık. Ne gibi? Mesela Kütahya hastalık nedeniyle sevgili kardeşimin yanında kalmıştım. Van uzun bir süre kaldık. Ve Trabzon'da sevgili arkadaşım Sadık yine öyle. Hatay'da Ganim beni bırakmadı. Sevgili dostlar, bizi böyle bırakmayınca biz de programdan epey bir taşmış olduk. Şimdi buradan sol tarafa doğru gideceğiz. Orada da bir müze var. Onu bulmaya çalışacağız ve geri döneceğiz. Sarıkamış. ...78.000 şehit. Evet arkadaşlar, böylece Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anmak için oluşturulan müzeye de geldim, gezdim. Çok güzel bir müze olmuş. Bunların hepsinin belediye katkıları ile belediyenin yapmış olduğu müzeler. Bir etnografi müzesi var. Oraya da gideceğim. Lakin akşam yine kamerayı şarja takmayı unuttuğum için çekim yapamıyorum daha fazla. Bartın çok sevdiğim bir il oldu. Seneye yine gelemeyeceğim muhtemelen Türkiye turuna çıktığım zaman. Amasya'ya gelmiş olacağım. Burada bir tanıdığım var mı onu da bilmiyorum. Varsa belki onu ziyaret etmek için sonradan buraya Amasya'dan gelebilirim. Tabii denizden bir tur olacak o. Bartın böyleydi. Oldukça güzel, şirin, küçük ve belediyenin de mutlak suretle katkıları ile çok güzel müzeler de var. Emin olun birçok ildeki müzeden de daha iyi durumdalar. Biraz şehirde trafik durumu hızlı gibi, küçük olmasına rağmen öyle bir problem var. Ama sokaklar genel manada düzenli ve güzel. Bakın çiçekler, yani ne bileyim, bakımlar olmuş. Ve şehir oldukça temiz. Burada da kadın kahramanlarımız, Kara Fatma mesela, işte Atatürk resimleri, şehirde oturma bankları oldukça yeterli. Birkaç cami var. Ben onları ziyaret edeceğim ama çekmeyeceğim. O nedenle buradan
Hoşça kalın diyorum. Burada Zonguldak'a gidiyorum. Bu arada kamerayı şarjladım. Zonguldak'ta da biraz çekim yapacağım. Bakalım. Yorucu bir gün. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.